Ben senin için aşkla dolu veda gözyaşları dökmek isterdim Mehmet Rıfat. Ama sen bunu imkansız kıldın. Ben senin için nelerden vazgeçtim. Ne fedakarlıklar yaptım. Ama sen beni beş para etmez sefil bir kadınla aldattın. Senin için son bir sözüm var Mehmet İrfan. İnşallah mezarında... Suzan Hanım. Hı. Buyurun. Benim birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Siz keyfinize bakın, geliyorum. Bari sen de bir çay kahve içeydin ya. Saatlerdir araba kullandın. İçerim Suzan Hanım, daha sonra. Ay, ben bu çocuğu çok beğendim. Hey, Allah sahibine başlasın. Ne olmuşsa iki günde çarpılıvermiş sana. Yok ya, onun huyu öyle. Hani vardır ya dünyadaki haksızlıklara karşı kurdu kuşu kollayan tipler. O da onlardan. Bana karşı bir şey değil. O ev kızlarını seviyor zaten. Sen sokak kızı mısın? Sen imajımı yerle bir edene kadar değildim de. Söyleyiverseydin sen de ilk dakikada oğlanın kim olduğunu. Demek bak, aile seni benimsedi. Hemen yanına damadı koyup kattıklarına göre. Tabii canım. Hatta Candan Hanım öyle benimsedi ki bana sürekli illa diyor bana anne diyeceksin. Suzi, saçmalama, ne benimsemesi ya? Bana en hafif hitap biçimleri Mehmet Rıfat Bey'im. Ağzını yırtarım ben onu söyleyenlerin. Bir tek babaannem uyuma gidiyor işte. O da çiftlikten pisse vermemek için. Ama ben olayı avukata verdim. Bir de kız kardeşim olacak o Mine. Benim gözümü böyle oymak için yer arıyor. Ama bence kız haklı. Baksana. Oğlan peşinden kendini yollara atıvermiş. Yani mecbur değildi, değil mi? Babasını da gönderebilirdi. Babasını beladan korumak için olabilir mi? Allah aşkına Suzi ya. Bir şuna bak, bir de bize bak. Bu tip bana çarpılmaz. Sana %1500 garanti veriyorum, bu tip bana çarpılmaz. Bak bak. Şu an itibariyle kız arkadaşına hediye alıyor. Aman sen de bizi aşağıla dur, aşağıla dur. Bizi kafamızı toparlayalım zaten biz. Bir an evvel kendimizi şu meşhur çiftliğe atalım yani. Az badire atlatmadık yani. Ne ölüsü kaldı, ne dayağı kaldı, ne kurşunu. Şerif şimdi polisleri de peşimize salmıştır. Yani cinayetten aranıyor olmak da var. Bak Murat'a da söyle, sakın pavyondan, mavyondan kimseye bahsetmesin. Kimlerin arasına düştüm diyordur çocuk ya. Bence sana bakarken cennete düşmüş gibi bakıyor. Ay sus, tamam ya, yeter. Saçmalama. Hiç öyle bir şey yok. Ama neyse, ben sana kavuştum ya. İsterse dünya batsın, gel kızım. Ay aşkım, aşkım. Oy. Bebeğim. Çay kahve için? Ay vallahi ben çorbadan içe, sonra bir de kahve içerim. Ah şu gökdelenlere bak. Aman aman, ne olmuş buraları? Ay vallahi yıllardır gelmedim. Çok değişmiş ama çok şıklar. Ay Avrupa gibi. 1,5-2 saatlik yolumuz kaldı değil mi? Trafik olmazsa. Aşağı yukarı. Murat. Şimdi bu Suzan annemin bar falan olayları. Aileye hiçbir şey bahsetmezsek sevinirim. Ağzına laf vermek istemiyorum. Peki tamam, olur. Siz nasıl isterseniz. Ben zaten çok konuşkan bir tip değilimdir. Şimdi biz gideriz. Ben bir büyük hanımla konuşacağım. Bize bu avukat meselelerini falan çözene kadar biraz para lazım. Bir ev falan tutarız. Sonra da hissemizi alır, yok oluruz. Kimsenin de başı bir daha ağrımaz.
Velaset ilanı falan lazımmış. Biraz zaman alacak. Yalnız Gülizar, çiftliği satmadan senin hisseni ödeyemezler. E satarlar o zaman. Çünkü Gülizar babasından ne kaldıysa son kuruşuna kadar alacak. Suzan Hanım, eğer çiftlik satılırsa anında parsellenir ve betonlaşır. 100 yıllık bir yer orası. Çok değerli. Sadece inşaat şirketleri ilgilenir. Kimse olduğu gibi korumaz. Anında tarumar ederler. Ayrıca kuşaklardır çok emek verilmiş oraya. Dünya çapında hayvancılık, mandıracılık yapılıyor. Binlerce çeşit bitki var. Korular var. Hepsine yazık olur eğer satılırsa. Tamam, o zaman nasıl davranırlarsa öyle davransınlar. Madem şey yapıyorlar, çiftliklerini o kadar çok seviyorlar. Gülizar'ın hakkı neyse çıkarırlar, masaya koyarlar. Orası çok güzel. Yani belki satılmadan halledilir. Hiç sanmıyorum Gülizar. E tabii satılırsa senin düzenin de bozulur. Değil mi Murat? Böyle çiftlik, çubuk hayvanlar falan filan hepsinden sen ilgileniyorsun. Veterinermişsin. E güzel. Evin kızını da kapmışsın. Oh! Ben sadece o kadar güzel bir yer betonlaşırsa üzüldüm. Ağaçlarda yaşayan onlarca kuş var. Toprakta, doğada yaşayan onlarca hayvan. Hepsinin yuvası orası. Eğer o çirkin beton bloklar gelirse hepsi ölür gider. Tabii oraya emek harcayanların anıları da öyle. Ama Suzan Hanım, belli ki siz gökdelenleri ağaçlara tercih eden insanlardansınız. Şimdi çocuğum, böyle kamu spotu gibi konuşuyorsun güzel de, börtü böcekle, otla kuşla insanın karnı doymuyor. Biz hakkımız neyse onu alacağız. Nasıl verirler, satar mı verirler, satmaz mı verirler, o vallahi onu bilemeyiz. O onların meselesi, onlar bilirler. Sen de bu kızın kafasını lütfen bulandırma. O sahipsiz değil. Siz öyle ağaç gölgeleri altında kuş cıvıltıları içinde sefa süreceksiniz diye benim kızım sefalet çekmeyecek. Babası bir kez öyle emretti. Herkes de buna uyacak. Sizin tuzunuz kuru tabii. Babası onun orada yaşamasını istedi. Orayı çöle çevirmesini değil. Ay, ben satışa gerek olacağını düşünmüyorum. Büyük Hanım zaten konuşalım demiştik, konuşacağız. Ya bu konuyu kapatalım, tamam mı? Kapatalım bu konuyu Suzi'cim. Bende bu konu, tamam? Bakacağız.